Bir üçgenimiz var ve bu üçgenin bir kenarı, bu kenarına B diyelim. B, 12 birime eşit. Soruda uzunluk ölçüsü olarak ne kullanacaksak o ölçüden 12 birim. Bu kenarı da C diyelim. C kenarı da 9 birim. Bu kenarın ise uzunluğunu bilmiyoruz ve soruda tabii ki bizden bu uzunluğu bulmamız isteniyor. Bu kenara da A diyelim. A'nın uzunluğunun kaç birim olduğu soruluyor. Verilen bu bilgilerle buradaki açının ölçüsünü bilmeden A'nın uzunluğunu bulamayız. Mavi ve yeşil kenar birbirine yaklaşırsa bu açı küçülür ve A'nın uzunluğu da kısalır. Ama bu açı büyürse A'nın uzunluğu daha büyük bir değere ulaşır. Şimdi bu açının teta'nın ölçüsü de 87 derece olarak verilmiş olsun. Şimdi A'nın uzunluğunu nasıl bulabiliriz bir düşünelim. Her zaman olduğu gibi burada videoyu durdurmanızı ve soruyu kendi başınıza bir denemenizi istiyorum. Şimdi gelin birlikte düşünelim ve kosinüs teoremini hatırlayalım. Kosinüs teoremi. Kosinüs teoremi ile iki kenarın uzunluğu ve aralarındaki açının ölçüsünü kullanarak bilinmeyen üçüncü kenarın uzunluğunu bulabiliriz. Öyle değil mi? Aynen öyle. O halde gelin kosinüs teoremini bu üçgene uygulayalım. A kare eşittir B kare artı c kare. Eğer üçgenimiz bir dik üçgen olsaydı, a kenarı hipotenüs olacaktı ve Pisagor teoremi ile cevabı hemen bulabilecektik. Kosinüs teoremi ise Pisagor teoremine bir güncelleme yapıyor diyebiliriz. Bu güncelleme de şu, aradaki açının değeri formülü etkiliyor ve 90 derece dışındaki açı ölçüleriyle de üçüncü kenarın uzunluğunu bulabiliyoruz. Güzel, o halde devam edelim. A kare eşittir b kare artı c kare eksi 2 çarpı b çarpı c çarpı kosinüs teta. Dikkat edin, teta'nın uzunluğunu bilmediğimiz kenarın karşısındaki açı olması gerekiyor. Eğer bize bu açının değeri verilmemiş olsaydı, a'nın uzunluğunu bulamazdık. A'nın uzunluğunu bulabilmemiz için bize karşısındaki açının ölçüsü lazım. B, c ve teta'nın değerlerini bildiğimize göre a kenarının uzunluğunu bulabiliriz. A kare eşittir b kare, yani 144, artı c kare, yani 81, eksi 2bc, 2 çarpı b çarpı c, eksi 2 çarpı 12, çarpı 9, çarpı 87 derecelik açının kosinüsü. Kosinüs 87. 144 artı 81, 225 eder. 12 çarpı 9, 108, çarpı 2, 216. Eksi 216, kosinüs 87. Şimdi hesap makinemizle 87 derecenin kosinüsünü bulalım ve soruyu çözelim. Evet, burası a kareye eşit. Hesap makinesinden isterseniz sol tarafta a'yı yalnız bırakalım. Bunun için eşitliğin her iki tarafının da kare kökünü almalıyız. O zaman a eşittir tüm bu ifadenin kare kökü. Evet, bunu kopyalayıp yapıştıralım. İşte a'nın değerini bulmamızı sağlayacak işlem bu. Karekökü buraya kadar uzatalım ve tüm bu ifadeyi kaplamasını sağlayalım. Evet, şimdi sıra hesap makinemizde. Karekök, bir saniye, işleme başlamadan önce hesap makinemizin derece modunda olduğundan emin olalım. Sorudaki açının ölçüsü derece olarak verildiği için hesap makinesinde derecenin seçili olması gerekiyor. Ve bakalım, derece seçili. Güzel. Karekök 225 eksi 216 çarpı kosinüs 87. 88 değil, 87. Evet, ve sonucumuz 14,618. Yuvarlamamız gerekirse virgülden sonra bir basamak olacak şekilde yuvarlayalım. Çözüm 14,6 olur. O halde cevap veriyorum. A'nın uzunluğu yaklaşık olarak 14,6 birim. İşte bu kadar.